Merhabalar, ben Emine. Köy Mutfağı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü tarifimde sizlere Bursa'mızın cemiyetlerinde, sünnet cemiyetinde olsun, gelin alma cemiyetlerinde olsun, köyümüzde sıkça yapılan, bu İznik'in çevresinde yapılan bu çıtır tavuk tarifini sizlerle paylaşıyorum. Hepinize keyifli izlemeler dilerim. Bugünkü tarifim için ben kuşbaşı doğranmış 250 gram tavuk eti kullanıyorum. Ve yine kuşbaşı doğramış olduğum bir erici bir patates kullanıyorum. Burada önemli olan bu tavuklarla patateslerin büyüklüğü aynı olmasını sağlayalım elimizden geldiğince. İlk olarak hemen patatesimizi kızartmaya başlayalım. Tavanın içerisine bolca sıvı yağ aldım ve ısınmış olan yağın içerisine patateslerimizi alalım. Patateslerin rengi dönene kadar kızartalım. Patatesler kızarırken bize kağıt havlu yardımıyla tavukların üzerinde bulunan fazla suyundan arındıralım. Ve hemen tatlandırmaya geçelim. Burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir husus var. Her zaman için bu şekilde hazırlayın. Ben tabi bugün benim tavuk etim az olduğu için ben böyle az hazırlıyorum. 1 çay bardağı galetun alıyorum. Her zaman için yarısını kullanalım. Burada yarım çay bardağı da mısır unu var. Mısır unu kullanıyorum. Baharat olarak da 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı da toz kırmızı biber kullanıyorum. Tercihe bağlı pul biber de kullanılabilir. Şimdi bu hazırlamış olduğumuz tavuk etlerini bu karışımın içerisine alıp şimdi şöyle hemen kapağını kapattıktan sonra çok pratik bir şekilde bu iç harcıyla birbirine geçmesini sağlayalım. Hazırlamış olduğumuz tavuklarımızı şimdi bu fazla unundan şöyle bir elek yardımıyla eleyerek arındıralım. Eğer mısır ununu birebir kullanırsanız tavuklarınız üzeri çok böyle kuruma yapacaktır. Yerken ağzınızı sizi rahatsız edecek kadar bir kuruluk meydana gelecektir. O yüzden mutlaka yarı yarıya kullanın mısır ununu. Bu şekilde fazla unundan arındırıyoruz tavuk etlerimizi. Tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinizle paylaşarak kanalımın büyümesine yardımcı olursanız çok memnun olurum. Şayet kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirim sesinde aktif hale getirirseniz bundan sonra yükleyeceğim bütün videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi tavuğumuzu da hazırladık. Bunu da kızartmaya geçebiliriz. Kızarmış olan patatesleri fazla yağını alması için kağıt havlu seri tabağın üzerine alalım. Aynı yağın içerisine tavuk etlerimizi alıp bunlar da renk alana kadar kızartalım. Kızarmış olan tavuk etlerimizi aynen patateste olduğu gibi fazla yağını çekmesi için kağıt havlu serili tabağımıza alalım. Bugünkü tarifimde sizlere Bursa ve çevresinde çıtır tavuk nasıl yapılır onun yapımını elimden geldiğince anlatıp paylaşmaya çalıştım. Umarım bugünkü tarifimi beğenir ve denersiniz. Farklı lezzet ve tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.